Hadi geç kızım geç. Feraye kadın bu sefer derdimize derman olacak. Bak görürsün kızım. Anne, buraya her geldiğimizde daha kötü oluyorum. Kadın, Kur'an okuyorum, dua okuyorum diyor ama ben inanmıyorum. Ne olur anne, gel evimize dönelim. Sus kız, çarpılacaksın. Sen bu Ferahi'ye inanmaya devam edersen daha ben çok çarpılırım. Yürü hadi yürü. Bakalım da gideceğiz. Ama anneciğim çok korkuyorum ben. Ne kötü bir şey olsa geliyor göreceğiz. Ne yapacak bir şey olacak peki? Oğlum, biz 5 dakika geciktik ama Feraye Hanım inşallah bizi kabul eder. Şadiye diye bir bakıver bakalım. Bekleyin. Tamam. Şimdi çıkarla içeri. Tamam. Yürü. Bak gördün mü? Yürü. Bak o da geldi. Yazık. Şöyle otur. Nur, götür beni buradan. Gördün mü? Tamam. Gidelim Nur, gidelim. Osman'ım, 10 güne kalmaz iyileşeceksin. Bak ne söyledi bize Feraye Hanım. Bu sefer tutacakmış. Bu sefer olacakmış. İnşallah. Buyurun efendim, girebilirsin. Buyurun. Hadi ya. Bakalım bu kızı iyileştirecek mi? Evet, onları. Feraye kadın bu işin üstesinden gelir. Mide büyüsü mü ne varmış? Bizim komşunun kocasına da yaptı. Adam sapasağlam şimdi maşallah. Feraye bu işin üstesinden gelir. Kadın derya kardeşim. Yürütme, uçurtma, soğutma hepsi var maşallah. Helal olsun Feraye kadına. İlmi var kadının canım. Duydun mu kızım? Feraye kadını metede bitiremiyorlar. Bu sefer işimiz tamamdır. Ay, olacaksa olsun artık Şahnaz anne. Sana şöyle doya doya anne demek istiyorum artık. Diyeceksin kızım, diyeceksin. Hele Kerem'i şu Fatma Nemrut'unda bir kurtaralım tamamdır bu iş. Tamam. Daha basmadı mı hala? Bu kaçıncı gelişiniz? Az kaldı inşallah. Biraz daha okuyup üflerseniz. Bunun üflenecek bir tarafı kalmamış artık. Cesaret lazım. Gel bakayım sen şöyle. Çok canım yanıyor. Yavaş olun biraz. Bas bakayım. Bas, bas hadi. Bas yavrum, bas. Hadi ama bas. Bas kırmayayım kafanı. Bas, tembel seni. Yazık değil mi bu annene? Korkma kızım. Anne gidelim buradan. Tamam yavrum. Yürümeden gitmek yok buradan. Dışarısı müşteri dolu. Benim bir namım var değil mi? Bas hadi. Bas, bas. Hadi. 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 Bas. Bas. Siz de soğutma büyüsü için mi geldiniz? Ha. Canım çekin mi? Burada herkesin bir derdi var. Ha. Ben de kaynanamın geberip gitmesini istiyorum hayırlısıyla. Onun için geldim. Aa, nasıl yani? Büyüyle insan mı öldürüyor bu Feraye bacı? Oh, sen ne diyorsun kızım? O bir şey istemiyor görsün. O dakika tamamdır o iş. Ben sana demedim mi kızım? Olmuş bil bu işi. Bak gördün mü? Birkaç güne kalmaz tam olarak basacak. Gördün ben mü? Ne dedim sana? Neler anlatıyordun demin? Midye büyüsünü anlatsana. Hanımlar. Midye'yi anlatıyordun. Biraz sessiz olun lütfen. Şahnaz Hanım hanginiz? Benim. Aa, benim. Biziz biziz. Buyurun kızım, koy buyurun. Şunu koy. Tamam. Hah, gel gel. Hadi. Hadi kolay gelsin. Ay çok sağ olun. Bak gördün mü? Yine günler için geliyor. Şimdi sen gelininden nefret ediyorsun. Evet, çünkü pis, terbiyesiz, dil bir karış. Ne yemekten haberi var, ne temizlikten, rezil bir kadın. Tamam, tamam, uzatma. Gelinini oğlundan soğutup bu kızı alacaksın onun yerine. Evet, siz münasip görürseniz. Bakacağız artık. Oğlunu gelininden soğuturum. Ay, sahi mi? Biz bir şey söylüyorsak... O öyledir. Kızım dur, karışma sen. Fakat ilim büyük olunca bedeli de büyük oluyor biraz. Haliyle tabii. Bizim için önemli değil ama ne kadar? Gerçi biz Allah rızası için yapıyoruz bu işleri. Fakat işte malzemeler falan biliyorsunuz yani. Tabii tabii. Size bir 750'yi hallederiz. Canım bu para da malzeme almak için bunu almam lazım. Yoksa ben bu işi para için falan yapmam yok, yani. Yok yok. Var paramız var var. Fakat daha sonra oğlunu buna bağlamam için ayrı bir büyü yapmam lazım. Tamam tamam olabilir. Var benim. Benim de param var. İyi o zaman. Şimdi size çok kuvvetli bir muska yazacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak gördün mü? Boş değil bu kadın bak. Her şeyi dinimize uygun yapıyor. Doğru söylüyorsun Şahnaz anne.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illahü kayyum. La tevzu hüsunettin ve nevla sülahü Yalnız bakın uyarıyorum. Çok kuvvetli. Hiçbir şekilde açılmaması lazım. Tamam. Yazdığım muskayı oğlun elbise dolabının içine koyacaksın. Giysilerinin arasına. Gerisine de karışma. Hay Allah senden razı olsun Feraye bacı. O gelinim olacak, rezilden kurtar beni. Sonra ne dilersen dile. Bıktım onun pisliğinden de, beceriksizliğinden de, terbiyesizliğinden de, illallah. İnşallah senin sayende kurtulacağım o beceriksizden. Kerem, Ömer, hadi yemek hazır. Ya anne, daha oyun bitmedi. Ama ben bittim oğlum. Oğlum, güzel oğlum, akıllı oğlum. Ama arabalar da acıkmış bak. Nasıl yani? Sen acıkıyorsun da onlar acıkmıyor mu? Bak, burası garajmış. Şimdi arabaları çekelim. Orada karınlarını doyursunlar. Sen de gel yemeğini ye, sonra yine oynarsın. Tamam mı oğlum? Evet. Hadi garaja götürelim. Hop. Hadi gel bakalım. Yani Fatma, her seferinde oğlanı üzmeden şu işleri hallediyorsun ya, hayranım sana karıcığım. Ben de sana hayranım Kerem. Her akşam sektirmeden vakit geçiriyorsun Ömer'le. O kadar seviniyor ki. Ayrıca yemekleri de döktürmüşsün yine. Yaptık bir şeyler. Senin hoşuna gidiyor diye. Anneciğim, arabalar da yemek yiyor. Aferin. Hadi sen de başla şimdi. Ben bakarım. Hı? Annem gelmiş. Hoş geldin anneciğim. Ne iyi ettin de geldin anne. Biz de tam yemeğe oturmuştuk. Hah, döktürmüşündük yine yemekleri. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben tabak getireyim. Hadi. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, otur şöyle. Aman. Ne yapacağım onun o pis yemeklerini yiyip de? Anne, öyle söyleme lütfen. Bana bak oğlum. Bu kadın dışarıda çalışıyor. Yarın öbür gün gözü açılır, seni bırakır gider. Hı? Ne diyorsun anne sen? Bak, bizim Necmi'nin karısı. O da sen tayin olmadan önce sizin markada çalışıyordu. Oradan bir toz tuttu kendine. Bıraktı çoluğu çocuğu, çekti gitti. Adam kaldı mı bir başına dımdızlak? Anne, Fatma öyle şeyler yapmaz. Ne peki? Sen benden duymuş olma. Bizim Hamide seninkini geçenlerde bir adamın eve getirdiğini görmüş. Gene de sen bilirsin. Fatma, hayatım bir tabak daha getirir misin? Getirdim bile. Fatma. Geçen gün hani çok yağmur yağmıştı. O gün sen hiç ıslanmamıştın. Arabayla mı geldin eve? Evet. Ya, Allah razı olsun. Işığın kocası bıraktı beni eve. Sana da söyledim ya. İş yerinden arkadaşlar. Işık da vardı yanında. Hep beraber bıraktılar beni. Ömerciğim. Hediye getirdin mi babaanne? Getirdim. Annen sonra verecek sana. Şimdi bırak hediyeyi. Nasılsın anlat bakalım. İyiyim babaanne. Yemek yiyorum. Arabalar da yemek yiyor. Hep sen öğretiyorsun bu saçmalıkları bu çocuğa değil mi? Anne, Ömer çocuk. Oyunlar oynuyor. Bu da oyunun bir parçası. Aman Allah'ım. Her şeyi siz biliyorsunuz değil mi? Ben bir şey bilmiyorum. Anne nereye? Lavaboya gidiyorum. Ona da mı karışacaksınız? Ay, gelmeseydim keşke. Her gelişimde aynı şey. Bir rahat etmiyorum. Üzülme benim. Hayatım. Ne yapalım? O bizim annemiz. Ne işin var senin burada?
Hediye mi getirdin babaanne? Yok, hediye mediye yok. Gel bakayım sen içeri. Hadi. Yürü. Ay, şunlara bak. Sürekli mutlular. Gene niye gülüyorsunuz siz? Bugün bankada komik bir şey olmuş da onu anlatıyordu Kerem. Hafif kadınlar gibi olur olmaz her şeye güleceğine çocuğuna sahip çık. Bak içerilerde geziyor, haberin yok. Anne, burası bizim evimiz. Ne olacak? Geçsin varsın çocuk. Sus, seni edepsiz seni. Bir de cevap veriyor bana. Saygı kalmamış ki. Görmemiş ki. Şenlik görmemiş ki. Neden sana saygısızlık yapsın? Fatma gayet saygılı bir kız, sen de biliyorsun. Babaanneme diye getir. Şuna bak. Annesini koruyacağını, onun düşmanıyla birlik oluyor. Hayırsız evlat seni. Anne, niye ben senin düşmanın olayım? Anneciğim, niye böyle ya, diyorsun? Yapma Allah aşkına. Tabii yanında dura dura çeldi senin kafanı, beyinsiz. Anne, ne diyorsun, öyle şey olur. Senin gibi gelin olmaz olsun. Olacak olacak, yakında olmayacak zaten. Göreceksin sana neler edeceğim. Münasebetsiz kız seni. Anne, yapma Allah aşkına. Ömer! 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 Oğlum! Yavrum! Canım, canım benim, oğlum. Gel! Yavrum benim! Ömer'im! Kerem! Kerem, çok korkuyorum. Ya Ömer! Ya Ömer! Şşt! Fatma! Bak, yetiştirdik hastaneye. Bir şey olmayacak inşallah Ömer'e. Doktor bey! Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkürler. Oğluma ne oluyor doktor bey? Fatma Hanım, bunu gerçekten bilemiyoruz. Nasıl yani? Bir sürü test yaptınız ama. Evet, ama enteresan bir şekilde Ömer'in durumunun fiziki bir açıklaması yok. Fakat siz de psikolojik bir probleminin olmadığını söylüyorsunuz. Evet. Çok şükür evimizde hırgür çıkmaz. Fatma ile biz çok mutluyuz. Ömer de sürekli mutlu bir ortamda büyüdü. Bilemiyorum. Araştırmamızı biraz daha derinleştireceğiz. İnşallah bir sonuç çıkar diye ümit ediyorum. Bu süre zarfında Ömer burada kalsın. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Fakat yine de size bırakamam. Anlıyorum doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Kerem, anne. Oğlum. Hoş geldin anne. Senin bir şeyin yok ki oğlum. Anne. Hasta olan ben değilim ki. Ömer. Ay, ne olmuş bu çocuğa böyle? Bir anlasak anne. Sen nasılsın? Sinirin filan nasıl? İçinde böyle bir soğukluk var mı? Ne diyorsun anne Allah aşkına? İyiyim ben. Ama Ömer'ime baksana anne. Ömer'im ne halde? Canım oğlum ne halde? Efer bir yanlışlık olmaz. Öyle değil mi Feraye bacı? Olmaz olmaz, meraklanma. Hem önceki yanlışlıkla da benim suçum yok, biliyorsun. Yo, evet, benim hatamdı. Hmm. Oğlan bulup açmış muskayı. Ya, felaket, büyük felaket. Aa. Ama hiç değilse büyülerimin gücünü sen de gördün. İşe yaradığını anladın. Aha. Tanrı vergisi bir güçle yapıyorum ben bu büyüleri. Anlamam mı Feraye bacı? Bir hastane dolusu doktor bir araya geldi. Hmm. Anlayamadı çocuğun hastalığını. Hmm. İlmimiz yerindedir çok şükür. Hiç merak etme. Oğlun gelininden bir soğuyacak. Sen bile şaşıracaksın. Ay, inşallah Feraye bacı. Allah Fatma'yı evden ırak etsin. Amin. Cehenneme direk etsin. Başka bir şey istemiyorum. Gidecek. Merak etme. Bunlar borcumu karşılamaya yeter mi? Bu seferlik yetsin artık. İşin görülünce telafi edersin. Ah, etmem mi? Etmem mi Feraye bacı? Nefesine kuvvet gelsin. Ellerin dert görmesin. Dillerin bülbüller gibi şakasın inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Merhaba. Yavrularım bugün nasıllar? İyiyiz anne. Yok yok, iyi değilsiniz siz. Ay, şunlara bak. Renkleri atmış ikisinin de. Hadi dışarı çıkın da biraz hava alın, bir çay için. Sahilde yürüyüş yapın, kendinize gelin. Olmaz, Ömer var. Kızım, ben ne güne duruyorum burada? 1-2 saat beklerim Ömer'i ben. Hadi siz çıkın. Zaten 2-3 gün sonra eve geçeceksiniz. Ziyarete gelen gidenden hiç çıkamazsınız bu sefer. Hadi kızım, hadi.
Olabilir aslında Fatma. Temiz hava almak sana da iyi gelir. Ama Ömer ne olacak? Fatmacığım, annem var burada. Hadi kalk. E hadi kalk. Aman oğlum, ne yapacaksın bu havada ceketi? Yandım, çok sıcak. Öyle mi anne? E hadi canım, hadi. Tamam. Hadi Fatma kalk. Bir hadi tane. Kızım merak etme, hadi. Arabalar garajda. İster misin senin yanına gelsinler? Ömer'in arabası geliyor, geliyor. Dağıt, dağıt. Hadi Ömer, atla da gezelim. Dağıt. Hah, baba da geldi. Hoş geldin Kerem. Yemek hazır değil mi hala? Şey, Ömer'le ilgilenmekten hazırlayamadım daha. Hazırlarım hemen. Hazırlarmış. Bir halt edeceğin yok be senin. Şuna bak, çocuğu da ne hale getirdin. Kerem, niye öyle söylüyorsun? Çocuğun hasta olmasıyla benim ne ilgim var? Var. Var. Bal gibi var. Bakamadım bir çocuğa be. Hasta oldu işte. Ah, Allah Allah. Sende bir haller var birkaç gündür ama hayırlısı bakalım. Hayırlı falan değil. Bana akıl vermeye kalk. Zaten müdürle kavga ettim bugün. Aa, o kadar severdin Çetin Bey'i. Ne kavgası ettiniz? Sana ne ha? Sana ne? Bir faydan dokunacak sanki soruyorsun. Hadi al götür, sustur içeride. Hadi. Bir işe yarar rezil. Gel benim ay, güzelim. Ay beceriksiz battaniyeyi alır. Gel gidelim içeri. Beceriksiz şey. Bir çocuğa bakamadın, hasta etti. Tamam oğlum. Canım oğlum, ağlama. Ağlama güzelim. Babam bugün biraz sinirli. Üzülme olur mu? Kerem, çabuk kalk, Ömer hastalandı. Of, bir gün huzurlu uyanmayacak mıyım ben bu evde ya? Kerem, sana ne oldu böyle iki günde? Ömer hastalandı diyorum. Çabuk doktora götürmemiz lazım. Ben bir yere götüremem. Sen nereye götürüyorsan götür. He? Bankaya geç kalıyorum zaten. Bende de para yok ki şu anda. Hem söylediklerine inanamıyorum. Sanki karşımda kocam değil, başkası var. Öyle mi? Başka adam mı var karşında? Gel. Hadi o yapma. Zaman gel bakayım. Gel. Ne yapıyorsun gel. Kerem? Delirdin mi sen? Seni de hastalıklı çocuğunda istemiyorum, anladın mı? Al çok sevdiğin çocuğunu da nereye gidersen git şimdi. Hadi çık dışarı. Kerem, neler diyorsun? Çık dışarı. Saçmalama. Kerem saçmalama, ne yapacağız? Çocuğa bir şey çık olacak Kerem. Çık dışarı diyorum sana. Kerem. Nereye gideyim Kerem? Nereye gidersen git. Bana mı sordun çocuk yaparken ha? Kerem aç şu kapıyı. Kerem rezil oluyoruz. Aç şu kapıyı. Çocuk çok hasta Kerem. Bizi bu halde bırakamazsın. Kerem. Aa, ne bu halin ayol? Çocuk mu hasta? İçeri girebilir miyim Fikriye abla? Aa, geç tabii, geç. Ne oldu sana böyle? Ağlamaktan gözlerin şişmiş. Ay çok üzüldüm bu olanlara Fatmacığım. Kerem Bey'in böyle bir şey yapacağını aklımın ucundan bile geçirmezdim. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. Kaç yıllık kocamın yaptığına mı üzüleyim, çocuğumun haline mi bilemedim. Kalacak yerim de yok. Biliyorsun annem babamı kaç sene önce kaybettim. Kerem'den başka bir abim var, o da yurt dışında çalışıyor. Hakikaten zor işim vallahi, ne diyeyim. Gel bizde kal derdim ama kocamı biliyorsun. Hı-hı. Yabancı istemez evde. Ne yapayım, onun huyu böyle. Vallahi hepimizi birden atar evden. Yoksa beni biliyorsun, başımın anlıyorum. Üstünde yerim var. Neyse. Biz kalkalım artık. Vallahi iyisin sen, tekrar git evine. Kerem Bey de yumuşamıştır kesin.
Pişman olmuştur yaptığını. Öyle bir buhran geçiriyordu belki de adamcağız. Neyse, ateşi düşmüş biraz. Ömerciğim, hadi oğlum, kalk gidiyoruz. Hadi benim oğlum. Vallahi bu sefer işe yaradı Feraye'nin büyüsü. Dün gittim baktım ne oldu diye. Bunlar bir güzel kavga ettiler mi sana? Ama çocuk olduğu müddetçe Kerem onu hiç bırakmaz. Vallahi o kadın yüzünden kendi torunumdan soğudum. Zaten öyle hastalıklı bir şey. Hayırlısıyla Kerem'le evlenirsem ben sana yeni bir torun doğururum. Kavga da etmem onunla. Senin de elini sıcak sudan soğuk suya değdirmem anneciğim. Ay ben çok merak ediyorum ne yaptılar diye. Oğlanın da tam işten dönme saatleri. Ama daha dün gittim. Şimdi ne bahane uydursam da gitsen. Aa, sen yorulma anneciğim. Ben bakarım. Aa, oh. Kerem. Hoş geldin. Hiç kalkma anacığım. Azıcık dertleşmeye geldim. Hoş geldin oğlum. Ben gideyim artık. Aa, olur mu? Sizin anaoğul özel konuşacaklarınız vardır ayol, belki. Ayol sen yabancı mısın? Bir yere gitmene gerek yok. Hadi sen git mutfağa şöyle Kerem'in sevdiği zeytinyağlı yemeklerden yap da görsünler yemek nasıl yapılırmış. Kaç yıldır o beceriksiz kadının yaptığı çirkin yemeklerden mahvoldu zaten. söyle benim güzel oğlum. Neymiş senin canını sıkan? Bilmiyorum anacığım. Evimden, karımdan, çocuğumdan çok bunaldım. Öyle bunaldım ki yüzlerini bile görmek istemiyorum. Bugün sabah ikisini birden kovaladım. Oh, eline sağlık. Sen bunu kaç yıl önce yapacaktın ama kısmet şimdiymiş. Ama kimsesi yok Fatma'nın. Nereye giderler, ne yaparlar? Sen öyle san. O ne sinsidir ben bilmez miyim? Vardır mutlaka bir planları. Sen kaç yıldır çocuğuna baktın. Biraz da uğraşsın şimdi. Öyle hastalıklı uyuz bir şey olduysa sorumlusu gene o kadın. Çocuk yetiştirmek öyle kolay mı? Ah ben seni nasıl büyüttüm. Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Yaptığım doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama bir daha o eve gidip Fatma'nın da Ömer'in de suratını görmeye dayanamam. Aman dert ettiğin şeye bak. Ben burada tek başımayım. Burada kalırsın istediğin kadar. Ben şimdi gider eşyalarını alırım. Bir daha oraya gitmene de gerek kalmaz. Zaten boşuna iki kira vermeye gerek yok. Boşaltırsın o evi olur biter. Kerem. Kerem evde yok musun? Aç şu kapıyı. Kerem. Anneciğim anahtarımız yok mu? Onunla girsek. Yok çocuğum. Hiçbir şeyimi alamadım ki. Paldır küldür sokakta kaldık. Gel dışarıda bekleyelim babanı. Gelir herhalde birazdan. Vallahi eline sağlık kızım. Nefis olmuş yemeği. Afiyet olsun anneciğim. Pardon, öyle demek istemedim. Allah söyledi Allah. Ben bir pilava bakayım. Zamanında beni dinleyip bu kızcağızla evlenecektin. Her iş geliyor elinden maşallah. Akılsız çocuk. Sen gittin o yüz kadınla evlendin. Bak ne oldu sonunda. Ama zararın neresinden dönülse kâr. Belki de şimdiymiş kısmet. Ama anne... Ben zehrine hiç ilgi duymuyorum ki. Olur, olur. Zavallı duyarsın. Of. Benim yine başım dönmeye başladı. Babam gelir gelmeyecek mi? Birazdan gelir. Anne? Sen hala burada mısın? Bir de utanmadan anne diyor. Oğlumun hayatını zindan ettin. Ben ne yaptım ki? Hep iyi bir eş, iyi bir anne olmaya çalıştım. İyi eştin de ondan mı kocan kapının önüne koydu? Adama ne yaptıysan evinin kapısına bile gelmek istemiyor. İyi anneymiş. İyi anneydin de bu çocuk o yüzden mi böyle hastalıklı bir şey oldu? Anne sen neler söylüyorsun? Hadi git defol. Kaç yıl oğlumu sömürdünüz? Daha fazlası yok artık. Git.
başının çaresine bak. Ben neden sömüreyim kocamı? Üstelik çalışıp eve katkı da yaptım. Çok katkı yaptın. Ya sen ne yüzsüz bir kadınsın. Adam seni istemiyor. Bir başkasıyla evlenmek istiyor. Hala anlamadın mı? Olamaz. İnanmıyorum sana. Doğru olamaz. Sen daha inanma. Oğlum boşanma işlemlerini başlatmak üzere. Biraz gururun varsa oğlumu yakasını bırakır defolur gidersin. Ne yüzsüz ne laftan anlamaz şey. Camdan atıyorsun kapıdan düşüyor. Kapıdan atıyorsun bacadan düşüyor. Getirdim oğlum dolapta ne kadar kıyafetin varsa. Ev sahibiyle de konuştum. Haber verdim evi boşaltıyoruz diye. Çok acele etmedik mi acaba? Fatma ne yapacak? Ayol sen kendi haline yan. Bütün apartman karını konuşuyormuş haberin yok. Dost tutmuş kendine. Ha? Onun yanına yerleşmiş hemen. Allah Allah. Neden böyle? Nasıl nefret ettik birbirimizden anlamadım. Demek ben bu yüzden tiksindim ondan. Ben sana çok söyledim zamanında. Anne sözü dinleyip Zerrin'le evlenecektin. Cevahir taşı gibi kız. Bu ne sevgi? Abi öpeceğim abi. Dur ben de öpeceğim. Ya. Öp abicim öp. Bu ne sevgi, ah, bu ne ızgar, ah, yalanım. Anne, babam bizi istemiyor mu artık? Seni istemez olur mu? O senin baban. Ama beni istemiyor galiba. Nasıl olur anlamıyorum. Daha bir ay öncesine kadar gül gibi geçinip gidiyorduk. Anne ben çok üşüyorum. Eve gidelim ne olur. Eve gidemeyiz çocuğum. Evde kimse yok. O zaman babamın yanına gidelim. Allah'ım bana yol göster. Baktım Kerem baktım. Bu saatte rahatsız ettim ama. Önemli değil. Bir dakika ben anneme sesleneyim. Anne. Ne var ne oldu Zerrin? Ben Feraye bacıyı aradım. Yarına randevu aldım. için Kerem yetmişsin. İyi etmişsin. Yarın Kerem işteyken birlikte gideriz. Tamam. Ben gideyim artık anneciğim geç kaldım. İyi geceler. Güle güle Zerrin. Kerem burada mı? Nereden çıktı bu kadın? Sen hala yüzsüzlüğe doymadın mı? Kerem ne oluyor? Kim bu kadın? Sana ne? Hem sen ne yüzle geldin buraya? Git dostunun evine. Ne dostu? Kerem lütfen artık kendine gel. Ne oldu sana böyle? Bak çocuk tir tir titriyor hastalıktan. Benim çocuğum olduğu ne mal? Belki onu da dostundan fedaladın. Bana bak. Biraz gururun varsa bana yaklaşmazsın bir daha. Boşanma işlemlerini de hemen başlatıyorum zaten. Hadi anneciğim gidelim. Hadi anneciğim. Hadi yavrum. Görüşürüz. Yarın ararım görüşürüz. Ben seni. Feraye artık beni görmen lazım. Mahalle mahalle dolaşıp namını yaydım. İnsanlar seni merak ediyor. Çok yakında çevre köylerden, kasabalardan bile akın akın gelecekler. Bu kadar mı? Elimizdekini bir kere de dağıtsaydık bizde ne ilim kalırdı ne hikmet. Sana da laf yetiştirmenin imkanı yok. Hadi ben sonra yine uğrarım. Görüşürüz. Gelin oturun bakalım. Ne derdiniz var? Gel otur sen de. Tamam anneciğim. Vallahi siz eli öpülecek kadınsınız.
Geçen yaptığınız büyüyle şıp diye oldum soğudu karısında. Evet. Olacak tabii. Şimdi ne istiyorsunuz? Ben anladım senin derdini. Sen bu oğlanı kendine bağlamak istiyorsun öyle mi? Oğlum çok mutsuz oldu yıllarca o kadınla. Zerrin de tam ona göre maşallah. Şunları sevaptır bir baş göz ediversek. O kadar kolaysa bana niye geldiniz? Tövbe haşa. Söz meclisten dışarı. Senin ne ilim sahibi bir insan olduğunu bildiğimiz için geldik. Oğlumun şimdilik pek gönlü yok Zerrin'de ama sen olsun dersen bir okuyup üflersen. Olur, olur. Tabii biraz zor. Zor. Hadi. Tamam. Hadi kız. Madem yapalım bir büyüklük de gençler mutlu olsun. Şimdi kızım, sen kurşunu alıp dökeceksin bir güzel. Sonra da o döktüğün kurşuna bu oğlanın adını, bir de annesinin adını yazıp ateşlerde eriteceksin. Diyeceksin ki... Allah'ım, bu kurşun nasıl eriyorsa sevdiğim de benim için öyle erisin, bana gelsin. Aa, kim acaba? Dur, ben bakayım. Aa, Zerrin hoş geldin. Hoş bulduk. Geç kızım, ah ne zahmetler etmişsin. Ay, ne zahmeti. Gel gel. Bak bak neler getirmiş. Koy. İyi akşamlar Kerem Bey. Sarma yapmıştım. İçime sinmedi yalnız. Gördün size de getirdim. Oğlum, ne düşünceli kız. Hiç yorulmasaydınız keşke. Oğlum tam sana göre. Ben gidip tabak getireyim. Sizin için yorulmuşum çok mu? Elinize sağlık, bir harika olmuş. Otursanız, ayakta kaldınız. Hanımefendi, çocuğu en fazla bir hafta daha burada tutabiliriz. Bu hastanenin de giderleri var. Bir aydır buradasınız, ücret ödemeniz gerekiyor. Yetkililerle konuştum. Daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar. Peki ben ne yapabilirim? Çocuğun bakımsızlıktan, sokakta sabahlamaktan zatürre oldu. Babası yok mu bu çocuğun? O karşılayamaz mı? Babasıyla boşandık. Bizimle ilgilenmiyor. Bilemiyorum. Bir çare düşünmeniz lazım. Boşansanız da o hala babası. Çocuğuyla ilgilenmek zorunda. Siz bence bunu halletmeye çalışın. Hem zaten bu çocuğun durumu kritik. Daha başka doktorlara da görünmesi lazım. Buradaki doktorlar ne olduğunu çözemediler. Anlıyorum. Dediğim gibi bir hafta daha kalabilirsiniz. Bu arada iyileşirse ne iyi. Ama siz yine de babasıyla iletişim kurmaya çalışın bence. Ay. 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 İlahi Kerem Bey, hiç güleceğim yoktu. Vallahi benim de yoktu. Sayenizde uzun zamandır ilk defa gülüyorum. Ay. Geç oldu. Ben artık gideyim. Otursaydınız canım. Belki daha sonraları uzun uzun otururuz. İyi geceler. İyi geceler size de. İyi geceler. İyi geceler kızım. Anne, anne gel otur. Otur anne. Bak, anneciğim ben bir karar verdim. Eğer senin için de uygunsa ben uygun, şey uygun. Diyeceğim. Ne söyle?
Kime baktın hanım? Şahnaz Hanım'a gelmiştim. Onların nikahı vardı bugün. Nikah dairesindeler bugün. Oradalardır. Sen yakını mısın? Kim evleniyor? Oğlu evleniyormuş. İkinci evliliymiş diye duyduk ama. Siz Zerrin Biçer, Kerem Ertürk'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ay. Kerem. Ay evet. Siz Kerem Ertürk, şahitler huzurunda hiçbir baskı altında kalmadan Zerrin Biçer'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Siz de şahitliği kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Evet. Buyurun imzalayın. Şahitler de imzalasın lütfen. Ben de sizi bana verilen yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. İyi olacaksın Ömer'im. Merak etme, annen yanında. Ömer'im. Ne yapacağız şimdi? Kimsemiz kalmadı bu hayatta. Seni nasıl iyi edeceğiz? Hastalığın geçmeden çıktık hastaneden. Ömer. Ömer aç gözlerini. Ömer. Ömer yanındayım anneciğim, aç gözlerini. Ömer dayan yavrum. Allah'ım. Allah'ım yardım et bize. Bak kızım bak. Burada böyle yaşlı bir kadın var. Kuyunu kazıyor senin. Arkandan işler çeviriyor. Bak bak. Bak yılan işte bu. Yılan bu kadının ağzından çıkıyor. İsminin içinde de Ş harfi var. Aa kız, kaynağın olmasın bu kadın. Başka kim olacak? Başka kim kuyumu kazacak benim ondan başka? Ne çektiğimi bir ben bir Allah bilir. Böyle giderse Fatma'ya yaptığını bana da yapacak. Kerim ayıracak benden. E iyidiniz siz, ne oldu böyle? Ay canımdan bezdirdi beni. Habire söylenir, habire bir şey ister. Zaten çocuk da olmuyor, ona söyleniyor. Cevap vermeye kalkarsan açar ağzını yumar gözünü. Yarın öbür gün hasta olup başıma kalırsa ben ne yaparım? Koyarsın huzur evine, orada bakarlar bir güzel. Sen de kocanla gül gibi geçinir gidersin. Öyle mi dersin Hamide? Kız senin kafan çalışır. Fatma aptalın tekiydi. Kocasını elinden kaçırdı. İyi de oldu. Ama bak benden sana söylemesi. Çocuk yapman şart. Yoksa adamı elinde tutamazsın. Olmuyor ki. Kusur adamda olmadığına göre ben de. Kolayı var canım. Bizim üst katta oturan Zarife var ya. Feraye'ye gitti. 3 aya kalmadan hamile kaldı. Anlayacağın, tutmamasına imkan yok. Ay aklıma geldi gelmesine de çarpılacağız diye korkuyorum kız. Ama ne çarpılması kız? Bağlama büyüsü yaptırdın diye çarpıldın mı? Çarpılmadın. Bir şeycik olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Çarpılsaydı Feraye çarpılırdı. Durmadan adam çarpıyor zaten. Kaşık büyüsü 250 milyon. Tırnak büyüsü 300 milyon. Ya bedu ya kısmet büyüsü 500 milyon. Oh. Oo, hoş geldin, hoş, hoş geldin. Bulduk. Ne o? Bu sefer büyü bozdurmaya mı geldin? Yok Feraye abla, yenisini istemeye. Dur bakayım dur. Pek bir dertli gördüm seni. Kocandan mı dertlisin? Yani yok, tam olarak değil. O zaman çoluk çocuk meselesi. Ay abla nereden bildin? Biz bir şeyi bilmek istediğimiz vakit biliriz. Bu bize verilmiş bir hediye. Allah vergisi. Biz de bunu hayırlı işler için kullanıyoruz. Abla ben çocuk istiyorum. Yaparız yaparız.
Bak 3 ay önce tanırsın Zarife var ya, ona yaptık bir büyü. Şimdi 2 aylık hamile. Geçen gün elimi öpmeye geldi. Nasıl minnettar, nasıl minnettar sorma. Sonra da yaparız. Ay gerçekten mi? Gerçek tabii, yalan mı sandın? Yalnız burada bildiğin gibi nice iyilik yapıyorum ben yeteneklerim sayesinde insanlara. Artık zorlanmaya başladım. Zam yapmaya karar verdim. Bak benden söylemesi bu sana çok pahalıya patlar. Patlasın abla, patlasın. Bulurum ben para. Kocamın durumu iyi. Benden mi sakınacak parasını? Oğlum, iyi misin? Hoş geldin canım. Çocuk da huzur mu bıraktın? Ne bir çocuk verebildin ona, ne başka bir şey. Ah ah, aptal kafam benim. Kerem, evladım. Sen dur anne, ben bakarım. Sen baksan ne olacak, bakmasan ne olacak ha? Derdine deva mı olacak? En azından ona dert olmam. Onun karısı benim, sen değilsin, anladın mı? Aa, terbiyesiz şey. Kerem, bu paralar ne? Sus, şimdi bir de seninle uğraşamam. Kerem ne yaptın sen? Kötü bir şey yapmadın değil mi? Sana ne ha? Sana ne? Ama Kerem ben senin karınım. Karım olsaydın şimdiye kadar bana çoktan bir evlat vermiştin. Veremedin. Olacak bir tanem. O da olacak. Hadi bir tanem söyle, söyle bana nedir bu paralar? Vazgeçmeyeceksin değil mi? Hata yaptım. Bunu mu duymak istiyorsun? Ne hatası? Bankada yanlış bir hesap yapmışım. 2500 lira açık var. Gidip borç buldum. Parayı yerine koyup o açığı kapatacağım. Anladın mı şimdi? Anladım. Bana bak. Ay sonuna kadar bu paraya dokunayım deme sakın. Hani şu dün akşam konuştuğumuz mevzu var ya. Bak bu para mevzunu kimseye söyleyeyim deme. Tamam mı? Tut çeneni. Ya onu demiyorum. Şu çocuk mevzu var ya. Ne olmuş yani? En kısa zamanda sana bir erkek evlat vereceğim. Unutmadım. Ama az kaldı. Çok yakında unutacağım. Ben yapacağımı biliyorum. Şimdi al bunu. Yalnız benden sonra bir de papaza gitmen lazım. Eğer bir papaza gitmezsen büyü tamamlanmaz ona göre. Papaza mı? Tabii ya. Benim tanıdığım bir papaz var, merak etme. O yaparsa çok çabuk tutar. Ay çarpılmayalım. Hani şey falan olmasın. Ne şeyi canım? Sonunda bir büyü işte. Ha feraye ha papaz yapmış. Ne fark eder? Sen neticeye bak. Senden bir ricam daha olacak Feraye abla. Söyle. Kaynanam. Ne olmuş kaynanana? Çok yaşlandı. E'si bir yaştan sonrası eziyet. Yani hem bunun yarın öbür gün yatalak olması falan da var. Sadede gel kızım, ne demeye çalışıyorsun? Diyorum ki, kaynanandan nefret ediyorum. Yani bana yaptığı eziyetin haddi hesabı yok Feraye abla. Anladım ben seni. Zaten biz anlamamız gereken her şeyi anlarız. Neyse, o dediğin şey büyüsü. Ne büyüsü? O biraz pahalı. Yapabilir misin? Tutar mı? Bu kadar ilmi boşuna mı öğrendik biz? Tuttururuz.
yapıyorsun gelin? Ne yapayım canım? Seni kaldırıp yatağına yatırayım dedim. Kerem gelmedi mi yoksa? Yok, gelmedi daha. Ne meraksız kadınsın be sen? İnsan bir kocasını arar sorar. Baksa yoksa çene sende. Konuş o kadar. Fatma olsaydı böyle mi olurdu? Ne saygıda kusur ederdi, ne hürmette. Ah aptal kafama. Terbiyesiz şey. Gülsen gül. Sinirizdi seni. Kendim ettim, kendim buldum. Son gülen iyi güler anneciğim. Gelin değil bela. Ay, tıkandım. Anne! Anne! Anne öldün mü? Anne! Anne! Anne aç gözünü! Anne! Anne ne olur aç gözünü! Anne! 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 Anneciğim aç gözünü! Anneme ne oldu ha? Annemi kaybettik. Annemi kaybetmişiz çek çek kenara! Anne! Anneciğim! Anne! Yaşıyor anne. Mu? Aa, yaşıyor! Koş! Aa. Koş ambulans çağır! Hala ağlıyor, koşsana kadın. Anneciğim yaşayacaksın, hadi sabret. Anne. Hadi anne, yavaş. Zerrin, annemi nereye yatıracağız? Annem burada mı kalacak Kerem? Herhalde burada kalacak, başka kimsesi mi var? Burada bizimle kalamaz Kerem. Ben ona bakamam. Sağlığını da az çektirmedi bana. Zerrin. Konu kapanmıştır Kerem. Gençliğimi ona bakarak heder edemem. Bul bir çaresini. Zerrin. O benim annem. O senin annen Kerem. Benim annem değil. Her gün yeni bir tane çıkıyor. Takip edemiyorum vallahi. Baksana. Ay ben de bakmıyorum artık. Bir sürü bunlardan. Bu da güzelmiş, fena değil, değil mi? Doğru söylüyorsun. Her gün 3 ile 6 arası sosyal saatimiz. Bundan sonra huzur evimizin sakinlerinin odalarına götürülmesi gerekiyor. Siz bu süre boyunca başlarında durup ihtiyaçlarını karşılarsınız. Aralarında ağır felç geçirmiş bir hasta dahi var. Ama o neden burada? Evinde olsa daha iyi bakılırdı. Biz reddedemedik. Ama ben de sizin gibi düşünüyorum. Hanımın gelininin de bir rahatsızlığı varmış galiba. Bakamayacağını düşünmüş. Neyse ben elimden geleni yaparım. Biz de yaşlanacağız öyle değil mi? Merhaba teyzeciğim. Evet bir bakalım. Sen... Kendini yorma. Merak etme, senin bana ettiğin kötülüğü etmem ben sana. Hele sen bu haldeyken. Öf. Sıkma canını. Nasıl sıkmayayım canım ha? Söyler misin? Nasıl sıkmayayım? Hayatım mahvoldu. İşten atıldım. Annem felç oldu. Onu senin yüzünden huzur evine yatırmak zorunda kaldım. Fatma ile oğluma büyük haksızlık yaptım. Vicdan azabından ölmek istiyorum. Nasıl iyi olabilirim ha? Nasıl? Şimdi bana söyler misin Zerrin? Nasıl iyi olabilirim? Ama ben seni seviyorum Kerem. Bak her şey yoluna girecek. Ama ben seni sevmiyorum. Ve hiçbir şey yoluna girmeyecek. Kerem! Senden bir ricam olacak. Kocamla bazı sorunlar yaşıyorum. Acaba bağlama büyüsü yapsam bir işe yarar mı? Öyleyse hemen geliyorum.
Afiyet olsun. Ah, benimkiler de öyle. Allah kimsenin başına vermesin. Ne soranımız var mı? Haklısın kardeşim. Evet, çaylarınız geldi. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın. Buyurun bakalım. Sağ ol güzel. Bu da sizin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim çocuğum. Başka bir şey ister misiniz? Anneniz yok, şurada Kerem Bey. Annem, annem. Çok acı çekiyorum. Yanlış yaptım. Karım ve çocuğumu terk ederek yanlış yaptım. Kızım, İşimi bana kaybettim. Su getirir misin? Seni hemen buralarda getiriyorum. Bir başına bıraktım. Şimdi Fatma'yı bulsam, seni yanımıza alsak, oğlumla eski günlerdeki gibi bir arada olsak keşke. Ama imkansız. Çünkü hata yaptım. Çok hata yaptım. Sanki gözlerim kör oldu. Ne oldu? Ne oldu anne? Fatma. Fatma! Fatma dur bekle. Fatma! Fatma dur. Fatma nasılsın? Oğlumuz nasıl? Bana ne desen haklısın. Ama çok pişman. Beni affet. Bütün yaptıklarımı telafi edeceğim. Seni bir daha asla üzmeyeceğim. Ne seni ne oğlumuz. Fatma, çok pişman. Sanki başka bir insan olmuştum. O ben değildim, inan bana. Affet beni. Yaptığın şeyi telafi edemezsin Kerem. Neden? Çünkü oğlumuz öldü Kerem. Onu evlendiğin gün kaybettik. Onu senin yüzünden kaybettik. Seni affetmem Kerem, affedemem. Şimdi git buradan. Git! Ömer. Ömer öldü mü? Ömer! Ömer'im! Ya şuradan. Büyü tutmayınca kadın felç oldu. Allah Allah. Zerrin mi yapmış bunu yani? Hı-hı. Ay vallahi hiç inanasım gelmiyor. İyi, temiz bir kız gibi görünüyor ama. Vallahi inan. Büyücü Feraye'ye gitmesini Hamide söylemiş. Ama çocuk yapsın diye. Kaynanasını öldürsün diye değil ki. Aman canım. Zaten Şahnaz anne de yaptırıp duruyordu o büyüleri. Aramızda kalsın. Oğlunu Cüvinci Hanım'ından da o boşatmış Feraye'ye. Durdur şu arabayı. Ne oldu, inecek mi var? Bak, o kadın nerede oturuyor söyle bana. Çabuk söyle. Kardeşim. Allah Allah. Ne oluyor kardeşim? Sen karışma. Allah Allah. Feraye nerede oturuyor çabuk söyle. Söyle be kadın. Kardeşim. Ne olur Feraye abla, son bir kez yardım et bana. Biz yardım etmeyiz. Biz bir şeyin olmasını isteriz, o şey olur. Doğru söylüyorsun Feraye ablacığım. Ol de olsun o zaman. Yoksa Kerem'im elden gidecek. Ama pahalıya patlar bu iş. Çok değişik malzemeler kullanacağım çünkü. Peki işe yarayacak mı? Ne demek işe yarayacak mı? Biz bir şey yapıyorsak o şey işe yarar. Ay affedersin Feraye ablacığım. Dur, elbette dur, öyle de. Dur. Geçemezsin diyorum. Yol geçer ama. Neler oluyor içeride öyle? Çekil. Ay koş. Dur. Aa Kerem. Sen misin o aşağılık kadın ha? Kerem. Senin ne işin var lan burada? Sakin ol evladım. Sakin ol. Sakin ol. Otur şöyle ha. Ne diyorsun sen be? Ne sakin olması ha? Bitirdin lan beni. Hayatımı mahvettin. Öyle mi? Yapma. Dur bak. İstersen her şeyi yeniden yoluna koyabilirim. Böyle bir gücüm var. O zaman Kerem ne olursun. Göster gücünü de. Ha, beni Kerem, engelle bakalım. Yapma. Kerem. Adi kadın. Kerem.